Geçmişin izinde Silifke Kalesi. Osmanlı Devleti'nde şehri koruyan, sancağı taşıyan, sınırları tüm dünyaya ilan eden kaleler her dönemin önemli yapılarındandır. Kale düşerse şehir düşer. Kale zapt edilirse fethin yolu açılır. Sadece siyasi olarak değil, mimari olarak da şehrin ruhundan haber verirler. Tarihin en erken çağlarından itibaren kale mimarisi, tekniğin, askerlik ve savaş usullerinin ilerleyişine paralel bir gelişme gösterir. Kaleler koruma güdüsüyle inşa edilen yapılardır. İnsanoğlu ilk doğduğu günden itibaren savunma sistemini, yani kendini, ailesini ya da halkını ya da önem verdiği şeyleri korumak için mutlaka savunma sistemi yapmıştır, savunma yapıları yapmıştır. Bunun içinde korunaklı, yani rahatlıkla koruyabileceğiniz yığma bir tepe, ana kaya üzerine muhkem bir kale inşa ediliyor. Silifke Kalesi de o açıdan son derece önemlidir. Döneminin önemli mimari eserlerinden olan Silifke Kalesi, M.Ö. 3000 yılından günümüze kesintisiz bir yerleşim görülen kale kent yapısıdır. İçinde hem halkın hem askerin hem de yöneticilerin yaşadığı Akdeniz'in önemli bir liman kentidir. Kalede bulunduğunuz zaman bir kalenin bir özelliği var. Kale bölgedeki Akdeniz'i, göksuyu ve arkanızdaki o muhteşem bir ormanı kapsayan bir alandasınız. Bu alanda bazen oturuyorsunuz, bazen sohbet ediyorsunuz. Bazen de gelen misafirlerinize, devlet adamlarına sizin ne kadar güçlü bir savunma sisteminiz, bir kentinizin olduğunu, aynı zamanda da sadece o değil, estetik zevkinizi gösteriyor. Silifke Kalesi kazıları için yolculuk ve hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başlıyor. Sabah yaklaşık 5:30 gibi öncelikle uyanıyoruz. Kazı evine geliyoruz 6 gibi. Eşyalarımızı depodan alıp, kazı malzemelerini depodan alıp kazı alanına çıkıyoruz. Kazı evinde bir araya gelen ekip yeni gün için hazır. Gerekli eşyalar alınıyor, malzemeler hazırlanıyor. Kaleye tırmanış doğan günün ilk ışıklarıyla başladı bile. Kaleye ulaşmak için her gün zorlu bir parkur geçiliyor. Peki bölgede kazılar ne zaman başladı? Silifke Kalesi kazısı resmen 2010 yılında başlamış. 2011 yılında da kazı çalışmaları başladı. 2011 yılından 2020 yılına kadar 10 yıllık süre içinde kesintisiz bir kazı çalışmaları devam ediyor. Bu kazı çalışmalarına ilk önce öncelikle belgeleme çalışmasıyla başlandı. Belgeleme çalışmasından sonra
belirli bir sistematik olarak bilimsel metotlarla kazı devam ediyor. Uzunca bir tırmanışın ardından ekip kazı alanındaki yerini alıyor. Öncelikle burada görev dağılımı oluyor. Herkes ne yapacağını söylüyor hocamız. Ardından kazı alanlarına dağılım gerçekleştikten sonra kazıya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, dün bıraktığımız yerden bugün devam ediyoruz. Sizin ekip bu gördüğünüz yerden çalışmaya devam edecek. Diğer ekip kulenin içerisinden ve diğer ekip arkada bıraktığımız yerde 3. kademeyi kazmaya devam edeceğiz. Alanda kullanacağımız malzeme kalmasın burada. Ekip arazide kullanacağı malzemeleri alarak çalışılacak alanda yerini aldı. Kazımız 2018 yılından itibaren 12 ay sürecek olan 20 kazı içinde ilan edilmiş ve protokolü yapılmış ve 12 ay kazılara devam etmektedir. Silifke Kalesi, Mersin ve Kilikya bölgesi için önemli bir alan. Kilikya bölgesi bünyesinde pek çok kaleyi barındırıyor. Batıda Anamur'dan doğuda Maraş'a uzanan bölge adeta yaşayan bir tarih. Geçmişi zaten Helenistik dönemden itibaren başlayan, Helenistik dönem işte erken Roma'ya da Roma dönemi diyebileceğimiz döneme sahip olan, sonrasında günümüze ulaşan ana mimari dokusuyla Bizans döneminde şekil alan ve Türk dönemi dediğimiz, Türk döneminde açacak olursak Karamanoğulları ve Osmanlı dönemi olarak ana dönemlere ayrıştırabiliriz. Şimdi hocam önce kemeri ortaya çıkartalım. Onun dışında biraz indikten sonra kemerin ayaklarını ortaya çıkarsak olur mu bugünkü çalışmamız? Tamam hocam, bitirebiliriz bugün. Bugünkü çalışmamız bu olsun. Hadi kolay gelsin o zaman. Günlük planın yapılmasının ve ekiple paylaşılmasının ardından çalışmalar başlıyor. Yavaş yavaş. Tamam bende. Alanda yapılan değerlendirmeler sonrasında tamam, aletler işliyor. Peki bu yıl kazı çalışmaları nasıl ilerliyor? Bu yılki kazılarımızda 3 bölgede çalışıyoruz. Bu bölgeler 2 tanesi sur dışı, iç sur ile dış sur arasında hisar paça dediğimiz bölümlerde çalışıyoruz. Bu bölümlerde yaşayan askerlerin ya halkın yaşadığı mekanları ortaya çıkartıyoruz. Bir saniye, bekle, bekleyin. Hocam metreye verir misiniz eserimizin yerini? Aa, eser gelmiş. Evet. Buyur. Ölçü alacağım. Silifke Kalesi kazılarında toprağa ilk kasma vurulduğu an yeni bir buluntuyla karşılaşıldı. Mesafesi 44 santimetre. Tamam hocam. Şimdi batı duvara mesafesini vereceğim. Batı duvara mesafe 2.40. Derinlik verir misiniz hocam? Tabii. Ekip heyecanla bu buluntuyu çıkartmak için hazırlıklar ve ölçümler yapıyor. Tamam hocam, not aldım. Tamamdır. Anadolu beyliklerinin toplanma noktası, Selçuklu komutanı Alparslan'ın keşfi, bir zaman sonra Osmanlı Devleti'nin resmi toprakları olan Silifke, Türk tarihinde önemli ve hikayesi olan bir bölge. Peki nedir bu hikaye? Anadolu Selçuklu döneminde bu bölgeye defaatle akınlar düzenlenmiş. Ancak bu bölge fethedilememiş. Bu bölgenin fethi 14. yüzyılın ortalarında, yani 1357'li yıllarda Karamanoğulları kaleyi ele geçiriyor. Fethedildikten sonra ise hızlı bir şekilde imar faaliyetlerine başlanmış. Osmanlı dönemine geldiği zaman kalenin içerisinde yerleşim başlıyor. Osmanlı topraklarına katıldıktan Kıbrıs'ın fethine kadarki sürede yine burası hem askerin hem de halkın yaşadığı bir şehir olarak karşımıza çıkar.
Kazılardaki çok katmanlı alanlarda pek çok farklı esere rastlanıyor. Bu eserler topraktan çıkartılıp kaldırma işlemine gelene kadar gerekli ölçümlemeler yapılıp eser kayıt altına alınacak. Sümeyye hocam gelebilir mi acaba? Fotoğraf çekimi yapacağız. Gelin eserleri fotoğraflayalım. Öncelikle çevresi temizlenen eser fotoğraflanıyor. Birinci katmanda kazılarda yüzey buluntusu olarak seramiktir, metaldir veya camdır bu parçaları buluyoruz. Bunları bulduğumuz parçaları o anda hemen az da olsa bir inceleme fırsatı yakalayıp üzerindeki seramiğin astarıdır, sırıdır veya hamurun inceliği, kalınlığı bakımından ufak da olsa bir göz gezdirip hemen tarihlendirmesini yorumluyoruz. Ekip kısa bir dinlenmeyle günün ilk molasını veriyor. 8'de çay molası veriyoruz. 15 dakika molanın ardından tekrar sahaya dönüyoruz. Mola sırasında gelen buluntunun fotoğrafları inceleniyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun hocam. Kazı Başkanı Profesör Doktor Ali Boran, ekibinden çalışmalara dair bilgi alıyor. Ekiple değerlendirme yapıyor. Evet hocam, 5. katmanı açıyoruz. A6 kulesinin 5. katmanını açıyoruz. Var olan kemeri çıkarmaya çalışıyoruz. Sanırım bir 3-4 metre daha, katman daha ineceğiz aşağıya. Buluntu olarak neler geldi bugün arkadaşlar? Hocam, sırlı ve sırsız kapkacaklarımız geldi. Evet. Onlar da burada mevcut, gerekli önlemleri alarak çıkardık. Başka da metal parçalarımız geldi, birkaç parça. Onun dışında şu anda yok. İleride parçaların devamını bekliyoruz. Küçük bir buluntu bölgeye dair bilgiler için çok önemli olabilir. Evet, tabii bu seramikler bizim için son derece önemli. Toprağın derinliklerinden günümüze izini bırakmış bir seramik parçası sayesinde birçok arkeolojik yorum ortaya çıkacak. Buluntular arkeologlar için zamanda yolculuk gibi. Kazılar da bizim için küçücük bir örnek, aslında yüzlerce sayfayı ifade eden bir şeydir. Bu seramik parçası kullanıldığı döneme dair bilgiler verebilir ve arkeologlar böylece bir tarihleme yapabilirler. Tespitlerimiz bu seramiğin 13-14. yüzyıla ait olması gerekir baktığımız zaman. Özellikle hamurun içindeki gözenekler bize dönem ve tarih vermesi açısından son derece önemli bir veri sunmakta. Bu açıdan da bu veriler, arkeolojik veriler, bizim geçmişle gelecek arasındaki bağı kuran en güzel örnekler, işte o örneklerden birini şu anda elimizde tutuyoruz. Küçük bir seramik parçası geçmişle bugün arasında bir köprü kurabilir. Hani deniyor ya, zaman tünelinden gidiyoruz. Biz sanat tarihçi ve arkeologlar zaman tüneline gider geliriz. O taşla beraber gideriz. O taşa baktığım zaman ben başka bir şey görürüm ama yapan başka şey görüyor, sahibi de başka bir şey görüyor. İşte biz bunları görüyoruz bu kalede. İşte bu bağlamda bu kale Anadolu'daki pek çok yerden çok daha fazla şeyler ifade ediyor. Seramik parçaları topraktan gün yüzüne çıkarken itinayla temizleniyor. Alır mısınız hocam? Seramiklerle ilgili daha detaylı bilgi alıyoruz. Sırlı seramiklerin önemi aslında kalitesinden. Bazıları hediyelik olarak da yapılanlar var. Günlük hayatta kullanılanlar biraz daha özensiz yapıldığını
görüyoruz. Ama seramik buluntu açısından gerçekten çok zengin. Yani Bizans döneminde de ortaya çıkan seramikler var. İslami dönemde bize gösteren seramikler mevcut. Bu da yoğun bir yaşam sirkülasyonunun burada hiç kesintiye uğramadan devam ettiğini bize çok açık gösteriyor. Ekip son derece yüksek bir tempoyla çalıştı ve kazılarda bir hayli ilerleme kaydedildi. Şimdi sıra biraz dinlenip yeni bir macera için enerji toplamaya geldi. Onda tekrar kahvaltı molası için kazı evine dönüyoruz. Kazı evinde kahvaltımızı yaptıktan sonra biraz dinleniyoruz. Dinlenme molamız bittiğinde de 11'de tekrar sahada olacak şekilde yola çıkıyoruz. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Anadolu bölgesinde iki tür kale görülür. Bunlardan biri şehir yaşamını içine alan kale kentlerdir. Diğeri ise stratejik noktaları koruyan kalelerdir. Akdeniz'de kale kent konumundaki önemli bölgelerden biridir Silifke Kalesi. Burada kale alanının yanında başka mimari yapılara ve konutlara ulaşıldığını da görüyoruz. Kalelerde çok görmediğimiz ve kalelerin olmazsa olmazı olan sarnıçlar arasındaki maksem dediğimiz su taksim sisteminin de burada olması. Altyapı sisteminin diğer şehirlerde olduğu gibi kanalizasyon sisteminin ve diğer sistemin de yine burada kurulmuş olması. Ve yine yüzlerce sivil halka ait konutun olması açısından Akdeniz bölgesindeki en önemli yerleşim yerlerin başında gelir. Silifke Kalesi'nin kalbi, camii ve etrafındaki mekanlardan oluşuyor. Kale Camisi biri kuzeyden diğeri güneyden geçen iki cadde ve ibadet mekanına açılan 11 sokakla çevrilidir. Sokaklar bazen ana caddelerle birleşir, bazen de çıkmaz sokak oluşturur. Çıkmaz sokağın etrafında yüzlerce konutlar vardır. Genellikle birkaç odadan oluşan tek katlı, üst katının da iklimden dolayı özellikle yaz aylarında geceliğin hem yaşam alanı hem de yatma alanı olarak kullanıldığını bildiğimiz mekanlar. Alt kısımlar ise diğer zamanlarda da devamlı kullanılabilecek bir alanlar olarak karşımıza çıkar. Tamam, güzel. Toprak çıkartıldıkça buluntular hayli ilginçleşiyor. Yumurta mı o arabadaki? Evet, kertenkele yumurtası. Tamam, bir bakalım nasılmış. Kazılarda arkeolojik bulguların yanı sıra bölgedeki canlılığa ilişkin detaylar da çıkıyor. Peki arkeologlar nasıl bir çalışma planı istiyor? Burçların dışında çalışıyoruz. Yine diğer bölümde olduğu gibi temizlikle öncelikle başlıyoruz. Üzerindeki otların temizlenmesi öncelikle, ardından birinci katmanın temizlenmesi, ikinci katmanda verileri bulacağımızı düşünüyoruz. Arkeolojik kazılar, geçmişe ve şehir dokusuna ilgi duyan herkesi heyecanlandıran sonuçlar veriyor. Toprak ayrıştırılıyor. Ayrıştıkça duvar yapılarına dair bilgiler de ortaya çıkıyor. Çıkartılan toprak taşınıyor. Taş ustalığının en canlı örneklerine rastladığımız kale, duvar yapısıyla dikkat çekiyor. Baktığımızda bütün duvar yapısı blok taşlardan oluşmakta. Bu blok taşlar arasında yer yer harç kullanılmış,
yer yer kullanılmamış. Erken dönemlere doğru indiğimiz zaman daha sağlam ve kaliteli bir işçilik karşımıza çıkıyor. Bizans dönemindeki bir taş işçiliği ile Osmanlı dönemindeki taş işçiliği aynı değil. Çalışmaların bir kısmı da Sarnıç'ta sürüyor. Sarnıç iki kemer açıklığından oluşuyor ve yapıldığı dönemde üstünde bir tonoz varmış. Günümüzde bu tonoz yıkılmış ve arkeologlarımız şimdi taşları temizliyor. Kolay gelsin. Taşları temizlemek ve yerinden kaldırmak oldukça zor bir işlemler dizisi. Ne yaptık? Bu taşları çıkarttık, öyle mi? Taşları hangi mekana taşıyoruz Süheyl? Hocam şu an zemini bulduğumuz bir taş mekan var, oraya taşıyoruz. Fiziki zorluk aşılmaya çalışılırken öte yandan buluntulara zarar verilmesinin de önüne geçiyorlar. Böylece yeni veriler ortaya çıkacak. Evet, bu taşlar özgün taş. Dolayısıyla bunları biz oraya taşıyoruz. Taşıdıktan sonra da buranın restorasyonunda bu özgün taşları kullanacağız. Bu taşlar o dönemde çıkmış kireç taşı dediğimiz son derece güzel, dayanıklı taşlar ve kendi dokusuna ait taşlar. Hem Roma'nın, hem Bizans'ın, hem de Osmanlı döneminin taşlarını görüyoruz burada, kullanılan taşlar. Taşlar geçmişten haber veriyor. Kazı ekibi aşmanın başında ölçüm işlemlerini yürütüyor. Hocam kuzey güney ölçüsünü vereyim ben çalışılan mekanın. Tamam. Hocam kuzey güney doğrultusunda 170 santimetre bir genişlikte açılmıştır aşmamız. Tamam. Bu işlem sonucunda ertesi günün planı da belli olacak. Hocam doğu batı doğrultusunda 3 metre uzunluğunda bir kazı yapılmıştır. Tamam hocam. 195 santimetre kemer açıklığı. Yazdım hocam. Bugünlük ölçülerimiz bu kadar. Kalede Roma döneminden bir tapınak, Bizans döneminden bazilikal bir kilise ve Türk döneminden derinlemesine dikdörtgen planlı bir cami arkeologları karşılıyor. Ayrıca ticari alanlar, halkın ve askerin kullandığı dinlenme ve yaşam mekanları bulunuyor. Silifke Kalesi adeta bir dinler mozaiği. Orta Çağ'da hangi medeniyet olursa olsun fethettiği yerin ibadet mekanını kendi ibadet mekanı olarak kullanır. Ama bir önceki dönemde biz hem Roma'da hem de Bizans'ta önceki döneme ait yapıların büyük oranda tahrip edildiğini görürüz. Fakat Türklerle beraber Türklerin derin hoşgörüsünü gördüğümüz bu eserler özellikle camide ihtiyaca binaen belirli bir düzenleme yapılmış. O düzenlemeyle beraber de cami olarak kullanmış. Bu da bize insanoğlunun her gittiği yerde, her dönemde, her tebaanın kendi inancını taşıdığını ve bunu bir simge olarak ben burada varım ve kendi inancımı burada rahatlıkla, huzur içerisinde yaşıyorum şeklinde bir ifade ya da işaretini koyuyor. Dolayısıyla bu kaleler çok uzak mesafelerden görülebildiği için kaleye yaptığınız bir cami ve minaresiyle beraber özellikle minareler bayrak sembolü olarak çok uzak mesafelerden görülür. Ve hem simgesel hem de anlamsal boyutu içeren bir ifadeye sahiptir. Ekip erken saatlerde çalışmaya başladı. Sıcak arttığı için de saat 3'te arazi çalışmalarını bitiriyor. Şimdi yeni bir çalışma alanı olan laboratuvar çalışmasına başlayacaklar. Merhaba, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bugünkü buluntularımız burada. Kazı evine eşyalarımızı bıraktıktan sonra laboratuvara iniyoruz. Laboratuvarda gün içerisinde çıkardığımız buluntuları öncelikle temizliyoruz. Temizledikten sonra
Birleştirilmesi gereken parçaları hep birlikte birleştirerek, yorumlayarak, dönemsel anlamda tarihlendirme yaparak ilerliyoruz. Bu parçalar elde edildikleri dönemin tarihi ve işlevi konusunda adeta bir haberci. Onları artık bütünleştirebiliriz. Evet. Diğer parçalarla. Kazı çalışmalarında mimari yapılar ve mimari yapıların içinde katman katman ortaya çıkan buluntular var. Bu buluntular her dönemde değişime uğrayarak kullanılmaya devam etmiş. Ne kadar güzelmiş. Yani kale kazılarının diğer kazılardan farkı biraz daha girift olması. Tarihlendirmeyi ve dönemlemeyi yapmak biraz daha güç olabiliyor. Mesela kazıya başladığımız ilk yıllarda örnek veriyorum. 10 tane soru varsa kazı ilerledikçe bu sayı kat kat artıyor. Birçoğunun cevabını bulamıyorsunuz. Ki zaten bulamadığınız cevap sizi güdülüyor. Bazılarına cevap bulabiliyorsunuz, yorum yapabiliyorsunuz ama cevabı bilinmeyen şu an bile birçok soru var. Ki zaten bu sorular bittiği anda bizim de içimizde belki de o istek, kazı yapma, araştırma isteği bitecek. Arkeolojik kazının her aşaması birbirinden farklı ve her aşaması benzersiz. Eserlerin incelendiği laboratuvarda da en az alandaki kadar detaylı bir çalışma sürüyor. Çizimler, onarım ve birleştirme işlemleri, envantere, kayıt gibi aşamalar sonrasında eser müze yolculuğuna biraz daha yaklaşıyor. Çizimler yapıldıktan sonra bilgisayar ortamına bu çizimler aktarılıyor. Aktarıldıktan sonra da kataloglanarak teslim edilecek eserler müzeye teslim ediliyor. Silifke Kalesi barışın, huzurun, güvenin ve bazen de savaşın kalesi olmuş. Osmanlı'nın Kıbrıs'ın fethinin ardından Kıbrıs'la bağlantı kurması, güvenlik, değerli malların sevkiyatını sağlaması ve askeri güç olarak kullanılmasıyla Silifke Kalesi'nin önemi bir kat daha artmış. Silifke Kalesi tüm inançlara ve kültürlere bugünden selam duruyor. Kale zengin bir yaşamın izlerini geçmişten bugüne taşıyor. Peki sanat tarihçi ve arkeologlar için arkeoloji ne ifade ediyor? İnsanlık tarihinin bir yolculuğu. Eski insanlar ile nasıl bağ kurduğumu, onların yaşantısının nasıl olduğunu gösteriyor diyebilirim. Tarihte insanların daha doğrusu yaptığı her şeyi bilmemizi sağlayan önemli bilim dallarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Geçmişle gelecek arasındaki bağı kurmanın aracıdır. Tarihin gösterişli sayfalarından Silifke Kalesi'nde kazılar sürüyor. Geçmişin izlerinin peşinde yaşadığımız topraklardaki medeniyetlere saygıyla...